Kızlar televizyonu kapatıp çıkartmıyor. Tamam mı? Saniye ablamızı koy. Şu an gömle 175-200 olsa daha iyi olacak. Ortalık pahalılık. Aldığımız pahalı. Kazandığımız ucuz. Gecenin üçünde kalkıyoruz. 1-2'de evi dönüyoruz. Biz çok para değerli. Maaşı bağlanıyor sana. Emekli olacağım. Dört tane yat. Benden ama buraya kas getirirken ağzını sigarayla çekiyorsun. Tamam abi. Tamam bağdayım ben de. Tamam. Tamam abi. Valla asistanlar mı koyuyor lan? Bir yıldır çiftçinin gözünün içine baktığı üzüm nihayetinde kesim izniyle ve ihracat izniyle yurt dışına gönderilmeye hazır hale getirildi. Çiftçinin artık bir yıldır beklediği, düğününü beklediği, çocuklarını evlendirmeyi beklediği, oğluna okula yazdırmayı beklediği dönem, üzümün ihraç edilmesindeki en büyük avantajlar birisi de ülkemizdeki kur avantajını sağlamak için burada yaratılan katma değerin ihraç edilerek ülkemize döviz girdisi sağlamasıdır. Döviz girdisinin sağlanmasıyla beraber bütçede ve hazinede bir rahatlama söz konusu olacak. Döviz fiyatlarında belki de bir nebze aşağıya doğru bir düzelme söz konusu olabilecektir. Üzümün başkenti Alaşehir'de yeni bir hasat dönemine yaklaşmış bulunmaktayız. Bölgemizin en erkenci çeşidi olan Superior Seedless cinsi üzümler Cuma gününden itibaren de tırlara yüklenerek yabancı ülkelere ihraç edilmeye başlanacak. Son yıllarda özellikle Superior Seedless denilen ve Sultani üzümden 15 gün erken önce hasat edilen bu üzüm albenisi yüksek, yola dayanıklı ve özellikle Rusya Federasyonu tarafından çok beğeni toplamış bir çeşittir. Geçen yıl ülkemizden yaklaşık 8-10 bin ton civarında ihracatı yapılan bu çeşidin bu yıl içerisinde 12-13 bin tonlara çıkacağını umut ediyoruz. Geçen yıl yaklaşık 7-8 lira civarında seyreden Superior Seedless üzüm fiyatları bu yıl 12-15 TL arasında alıcı bulmakta. Tabi artan maliyetleri de göz önüne aldığımızda üretici için iyi bir çeşit olma ünvanını sürdürmekte.